firmasının Pfizer'la birlikte oluşturmuş olduğu bu süreçte ortaya çıkarmış olduğu aşı messenger RNA tekniği ile viral partiküllerin kendi dizilimini oluşturarak insanlara enjekte edilip virüs varmış gibi vücudun tepki gösterilmesi şeklindeki bir süreci aktive ederek bağışıklık kazanılıyor. Gerçekten bu teknoloji yeni bir teknoloji. Daha önceden messenger RNA tekniğiyle yapılan ürünler kanser hastaları başta olmak üzere kullanılıyordu ama viral bir enfeksiyon etkenine yönelik aşı çalışmaları dünyanın yeni tanık olduğu bir süreçte karşımıza çıktı. Pfizer-BioNTech'in bu aşısı bağışıklık oluşturulma anlamında şu ana kadar açıklanmış resmi verilere göre ciddi anlamda başarılı bir aşı ve bu aşı da sizin ifade ettiğiniz gibi ülkemizde kısa bir süre sonra aşılama programına göre aşı sırası gelen kişilere yapılacak. Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Bu aşı insanlara zorunlu olarak yapılmıyor. Sırası gelmiş ve ben bu aşıyı yaptırmak istiyorum diyenlere yapılacak. Ben bu aşıyı tercih etmiyorum diyenlere ise yaptırmayacaklar. Bu kadar net. Aşı flakon dediğimiz şişelerin içerisinde 6 doz olacak şekilde üretilmiş. Bu anlamda daha kolay pratik bir uygulanım şekli de ortaya çıkmış olabiliyor. Buna ek olarak bu aşıda kamuoyunu ilgilendiren son bir gelişme yaşandı. Bu da Avrupa İlaç Dairesi'nin daha önceden eksi 80 derecede bulundurması dolayısıyla dünyada daha geniş kesimlere ulaştırılması pratikliğinden uzak diye eleştiri konusu oluyordu. Fakat Avrupa İlaç Dairesi'nin son açıklamasıyla eksi 15 ve eksi 25 dereceler arasında da son 15 gün içerisinde kullanımdan önceki son 15 gün içerisinde bu sıcaklık aralığında da bulunabileceği ifade edildi. Bu da aşının daha geniş kesimlere yayılması açısından ciddi anlamda bilgilendirici ve faydalı bir açıklama oldu. Sinovac firmasının Koronavak aşısında, inaktif virüs aşısında olduğu gibi yan etkiler karşımıza çıkabiliyor. Resmi verilere göre %1'den daha az ciddi yan etkiler durumu söz konusu. Bu anlamda bu aşının bilinen yan etkilerini sıralayacak olursak, enjeksiyon yapılan bölgede kas ağrısı, bunun dışında halsizlik, titreme, ateş yükselmesi, eklem ağrıları sık olarak görülebiliyor. Bunlar 24 saat ile 72 saat arasında değişen bir zaman dilimimizde karşımıza çıkıyor. Bu anlamda bu aşıyı yaptıran kişilerin bu tür şikayetlerden dolayı da panik yapmasına gerek yok. Bilinen ve beklenen yan etkiler. Buna ek olarak şuna da vurgu yapmak gerekiyor. Veriler diyor ki ikinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra da bu yan etkileriyle karşı karşıya kalabilirsiniz deniliyor. Tabii ki bu yan etkiler herkeste olacak diye bir durum değil. Sonuçta çözümü olan yan etkiler ve bu anlamda çok ağır seyreden bir yan etki durumu söz konusu değil. Gönül rahatlığıyla bu aşı insanlarımız tarafından yaptırılabilir. İnaktif virüs aşılarında ikinci dozdan sonra bizdeki antikor seviyesi daha yüksek bir seviyeye çıkıyordu. Birinci dozdan sonra bizim yaptırmış olduğumuz aşıya bağlı antikor seviyesi yükselmesi çok istenilen bir düzeyde olmamasına karşın özellikle Pfizer-BioNTech aşısında birinci dozdan sonra dahi yapılan çalışmalarda yüksek antikor titrelerine ulaşılabildiği ifade ediliyor. Neden ikinci doz? Yüksek oluşmuş olan antikor seviyelerini daha uzun süre yüksek seviyede tutabilmek amacıyla da ikinci doz kesinlikle öneriliyor. Bosna Hersek'e mesela aşı gönderdik değil mi? Yani tabii. Kıbrıs aşı veriyoruz. Aynen.
açıklama yaptım ya, ondan not aldım. Çok yüksek risk olarak kabul edilen, kırmızı renkte gösterilen illerin sayısı 58'e yükselmiş. Ki şeyler kapatılacak, paket sistemine geçecek ya. Evet hocam. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın Diyanet İşleri'yle birlikte bu vefa ayeti diyerekten o manevi ruhlarına